Hastan başlama ya, senin favorim var bu hafta. Niye onu? Son artist. Peki o zaman sen benim numaramı gönderdiğinde hangi bankaya para gideceğini nereden bilecek? Evet, güzel bir soru bak. Buna mı yollamak istiyorsun? Zorlama, niye çekiyorsun? Konsol fiyatları düştü. İnanılmaz, şok. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknoloji Oku yorumun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yine haftanın öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bu hafta neler vardı Özgür Çetin? Anlat bakalım. Bu hafta Fast var, Fast. Alman şey gibi oluyor. Ya Fast'tan başlama ya. Senin favorin var bu hafta. Niye onu son artıyorsun? Ya bak onu çektik, uğraştık. Biz arkadaşlar IES sistemi, iletişim yönetim sistemi biliyorsun. Bu SMS spam mupam geliyor ya. Onlar için video çekmiştik. Sonra program... Ya videoyu bırak. Yılbaşından önce 3 bölüm IES dedin. IES. Evet, anlattık, patladı sonra. Ertelenmişti ama şimdi kullanıma sunuldu. Bir de çat diye sundular yani. Evet ya. Çok sessiz sedasız IES kullanıma girmiş yani. Evet. IES nedir belki merak edenler var. Size mesela SMS geliyor ya böyle. İletişim bankacılardan. Sistemi. Evet, bankacılardan, işte telefonculardan, şuradan, buradan. Onların izinleri yönettiği bir sistem geliştirdiler. Ama bunu biraz daha farklı bekliyorduk biz. Hani sanıyorduk ki spam aramaları falan da engelleyebilecekler. Spam mesajları da engelleyebilecekler. Şu 0850 değil mi? Yok. Aynen. Evet, olmadı yani. 0850 bir de mesela arıyorlar ya, yok aboneliğiniz bitti. İnternete size bir daha üye yapalım. Size biraz kazık şey yapalım. Çakalım falan. Aynen. Hani o tarz mesajlar, aramalar. İşte sihirli dokunuşlardan haftalık 20 bin liralık iş teklifleri falan. Evet, evet. Bu tarz mesajlar gelmeye devam edecek yani. Onları ne yazık ki engellemiyor. Ya bunlar kurumsal olan mesajları. Evet, kurumsal. Arçelik sana mesaj yolluyorsa mesela, Vestel yolluyorsa onları görüp kapatabiliyorsun. Aynen, bu mesela şey, hani gidiyorsun AVM'den bir giysi kıyafet bir şey alıyorsun ya. Sallıyorum evet. Şimdi damattan bir şey aldın. Oradan kadın numaranı falan da istiyor senin. Sonrasında mesaj atıp duruyorlar. İşte kampanyamız var. Size özel evet. %75 indirim bilmem. Onları onlar. Hem aramaları hem de SMS gönderimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, bu arada biz onunla ilgili özel bir video çektik. O yüzden burada çok detayına girmeyelim. Aynen, orada yukarıdan video. Linkini veririz. Oradan nasıl açıp kapatabiliyorsunuz? E-Devlet üzerinden yapıyorsunuz. Hangi firmalar falan var böyle kurumsal nitelikleri vesaire, onları da gösteririz zaten. Görebiliyorsunuz. Onları. O yüzden o videoyu izlemenizi öneririz. O yüzden burada çok detaya girmiyoruz ama hayal ettiğimiz gibi de olmadı. Ben yani aynen öyle. Hani bu zaten şimdi orada mesela bir sürü şey listelemişler de onların zaten %80'i bana ne mesaj atıyor ne şey yapıyor. Evet ama ellerinde o bilgi var aslında. Senin ya de bilgisi var demek ki. Onu ben o bilgiyi vermişim onu görmüş ama. Oluyorsun. O güzel bir şey. Yani orada sadece ben de hani bazı bankaları şey yaptım mesela. Çünkü İşim sürekli kredi için şey için. Ha. Yani abi ben çalışmıyorum senin artık. Hiç. Sürekli sana kredi verelim. Kredi kartı istemiyorum kardeşim ya. Evet. Sürekli bir şey satmalarını derler. Onları engelleyebilirler muhtemelen. Evet, yeni bir sistem daha girdi Türkiye'de devreye. Az önce söyledim. Hatta onunla başladık ama Osman çevirdi onu. Müdahale etti. Müdahale etti. Fast. Darbe yaptım sana. Fast değil bu arada. Fast. Onların anlık ve sürekli transferi diye bir sistem. Fast diye yazınca sen fast direkt okuyor. Fast diye İngilizce. Sen ama yani fast arkadaşlar. F-A-S-T. Nedir bu arkadaşlar? Şimdi normalde EFT'yi ve havale için değil ama EFT'de nasıl bir sınır vardı? Saat 5 miydi? 17 5 arası. Evet. 9'da 5 arası EFT yapabiliyordunuz. Artık 7-24 EFT yani başka bir bankaya para gönderebileceğiz. Ama onun da bir sınırı var. Evet ama şu an deneme aşamasında olduğu için o sınır var muhtemelen. 1000 liraya kadar yapabiliyorsunuz bu işlemi. Yani 1000 lira şu anda ne bileyim çok absürt olmuş. Ya ama hani çalışıp çalışmayacağını deneyecekler. Bence çalışır. Güzel bir girişim bu. Yani onda bence sınırı kaldırmamalı. 2021 yıldayız abi artık hani. Niye ben 6'dan sonra 5'ten sonra yollayamıyorum? Ya bir de EFT'de bu gecikme süreleri çok moral bozucu. Gönderiyorsun özellikle de meblağ belli bir ücretin üstündeyse bekle Allah bekle geçecekti yani. 10 dakika 15 dakika şimdi çat diye geçecek ama tabii o 1000 lira sınırı var söylediğimiz gibi. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu şu an deneme süreçlerinden geçiyor. Hızlı bir şekilde halledecek. Bir de bu sistemle beraber şöyle bir şey geldi onu da söyleyeyim ben. Telefon numaranızı banka hesabınızla eşleştiriyorsunuz. Evet. Ve otomatik olarak hani mesela eskiden neydi? O 15 mi 16 mı rakamlı IBAN yolluyordunuz. IBAN'a artık gerek yok. Cep numaranı vereceksin. Otomatik olarak eşleştirdiysen tabii bankandan bu arada. Bankada yapmanız gerekiyor bu işlemi. Yani banka derken mobil uygulamadan falan yapıyorsunuz. Ben diyelim ki Osman cebine para yollayacağım. Aynen, numarasını yolluyorum. Direkt banka hesabına geçeceğim. Ama şu var. Orada benim aklıma hani şu geldi. Atıyorum ben sadece numaramı tek bir bankayla eşleştirebiliyorum. Yok birkaç tane eşleştirebiliyorsun. Peki o zaman sen benim numarama gönderdiğinde hangi hangisine bankaya para geçeceğini nereden bilecek? Evet. Güzel bir soru bak. Yapalım burada. Oğuz bak buraya o şarkıyı koy. Peki o zaman sen benim numarama gönderdiğinde hangi bankaya para gideceğini nereden bilecek?
Evet. Güzel bir soru var. Evet ya. İşte var böyle bir çözüm ama. Belki şeydir o. Sistem mesela otomatik kayıtlı ya. Sen o numarayı yolladığı zaman belki seçenek çıkıyordur karşına. Hani buna mı yollamak istiyorsun ya, şu an? Zorlamaz. Hiç olacak şey değil. Ne bileyim abi, ben mi kurdum sistemi yani? Tek şeydir. Yani en azından. Ama hangisine gidecek mesela? İşte tek şeydir. O yüzden diyorum ya. Atıyorum. Sen 4 tane banka hesabın var. Diğerlerini tanımlayamazsın mesela. Ha. Ya da en son tanımladığın banka olur. Belki de. O şekilde olur diye düşünüyorum. Onun evet. Haricinde çok da bir şey ya ben bilmiyorum. Bir de iki tane banka kullanıyorum ben. Ben birini tanımadım, öbürünü tanımlamadım bile. O yüzden bir sorun olmaz dedi. Seni tanımla istersen onu deneyelim. Deneyelim bakalım. Son konu da TürkSat 5A uzaya fırlatıldı arkadaşlar. The flight computer, which is located on the second stage, will command the ground hold downs to release the rocket right at T-0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Vehicle 7 ocağı 8 ocağı bağlayan gece yarısı 4.30-5 evet, gibi falan. SpaceX ile bu arada Elon Musk sahibi oldu. Elon Musk da parayı buldu bu arada, biliyorsun dünyanın en zengin adamı oldu. Normaldir abi. TürkSat parayı yatırınca. Bak yani. Adam kaç sene önce elektrikli otomobillerde evet, Tesla. Kaç evet. sene zarar yaptı o Tesla. Tabii. Sürekli zarar ama şimdi herkes elektrikli otomobile dönüyor. Tesla buraları evet. gitti. İşte bu yani vizyon. Vizyon dediği meselesi. Şey bu. Evet, adam ama çok uğraştı o işler için ya. Abi bir de adam çok başarılı mesela, SpaceX de öyle. SpaceX'i düşünsene. Yani uzaya yani, mekik gönderiyorsun, tekrar kullanılabilir mekikleri adamlar ilk hayata geçirdiler. Evet yani. İnanılmaz bir şey yani. Hani gönderip çöpe gitmesin tekrar. Evet. Gerçi o da inerken patladı matladı bir şeyler oldu ama. Ama şu an gidip geliyor yani. Gidip geliyor yani, bir şeyler yapıyorlar. Bir de adam şimdi mesela şehrin altından bir yani yeni seyahat ediyor. Hyperloop yapıyor. Hyperloop yapıyor. Evet. Diye gidiyor böyle falan. Değişik bir adam bu Elon Musk ya. Dünyayı insanlar değiştiriyor işte. Tabii, aynen. Yani yoksa hani böyle bizim gibi yani böyle bizim gibiler doldur boşaltçılar değil yani. Adam yaptıklarını konuşanlar değil yani. Biz ancak yorumluyoruz. Bir tane şey olayı var ya, adam bir şey yapmış. Ya tutmaz o ya. Yanlış yani. O hep var. O hep var. Daha iyisini sen yaptın. Ondan sonra konuşalım. Yani. En azından o şeyde bir hani yok, girişimin aslında, olsun. Bak, orada şöyle bir şey var. Farklı bir şey yaptığın zaman insanlar hep bunu söylüyor sana. Bu Türkiye'de de var. Dünyada da var. Uzaya çıksan uzayda da var. Yani insanlar hep böyle ya bu almaz falan. Ama evet. Türkiye'de sanki daha çok. Hayır. Türkiye'de daha çok canım. Yani mesela desen ki şöyle bir girişinde olmadı. Ya boşver gel sen. Sivistar'ı açalım seninle filan. En basitinde şu arabayı alacağım diyorsun. O araba olmaz. 500 daha koş şu arabaya. Onunla ilgili hani skeçler falan da yapmışlar. Adam diyor sattım en sonunda kendi arabanın hangisinden geri aldım. Çok iyi oluyor ya. Evet, bu hafta böyle bol gülmeli oldu. Çok da konu yoktu bu hafta değil mi? Ya teknoloji tarafında... Aa bir dakika bir şey unuttuk ya. Bir şey unuttuk. Hayırdır? Konsol fiyatları düştü. İnanılmaz şok. Ama o da abi tam düşmedik. Bir düşüyor, refresh yapıyoruz, yükseliyor. Bir daha refresh yapıyoruz, tekrar düşmüş. Ama neden düştüğünü söyleyelim. Çünkü... Evet, o vergiyi ben artık umudu kesmiştim ondan. Ek gümrük vergisinden. Ek gümrük vergisinden %50-%20'ye düştü. Yani. Evet. Ve Sony'den bir hareket gelmiyor çünkü Sony PlayStation yok zaten ya, piyasada. Şimdi ben onu diyecektim. Zaten onu 8299 alamıyorsun ki şu anda yani. Hani evet. O fiyata bile alamıyorsun. 10.000 falan satıyor millet evet. böyle. Çünkü yok. Yok. Burada dünyada da yok yani. Yani Ukrayna'da falan da yok. Geçen gün birisi bir video çekmişti. Ukrayna'ya gidip şey aldık alma falan. Adam da yazmış. Gidelim de alamadan dönersek ne olacak? Yok. Tabii dönemiyorsun. Yani o yüzden stok sıkıntısı var arkadaşlar. Bir Amerika'da yok herhalde. Orada gidiyor. Amerika'da diye. Baktım ben. Amazon.com'dan takip ediyorum. Orada yani da yok. Orada da mı yok? Ben hem Amazon.de'den takip ediyorum. Hem com'dan takip ediyorum. Ne Xbox var ne de şey var. Xbox şey PlayStation tamam da Xbox demek ki Xbox da yok yani. Series? O da yok. Burada var ama. Burada var. Ve Series S'i 5399 ya da 4800'e falan indirildiğini gördüm. Amazon.com'dan bahsediyorum. Sonra bir ara 5000'e çıktı. Tekrar 5399'a falan çıktı. Evet, değişik fiyatlar. Bir garip onlar bir karar. Onlar da tam olarak karar veremediler. Lan kaçtan sattılar? Bence şey oluyor ya. Hani ellerinde olan ürünler var herhalde. Şimdi onları muhtemelen şeyden soktukları için Türkiye'ye. Bunlar diyor gümrük parasını tabii vermiştik. Tabii ki. Ya tabii sonuçta onu içeri alırken ödüyorsun o parayı. Ama şu da var. Ben şuna dikkat çektim. Hani bir tavsiye edilen satış fiyatı da açıklanmadı. Hani ilk mesela demişlerdi işte 8299 lira evet, diye. Evet. Ama şu anda demiyorlar mesela tavsiye edilen satış fiyatı şu kadar oldu. İşte muhtemelen diye. O elinde o cihazda olan adamları zor durumda bırakmak istemiyorlar bence. Çünkü şimdi sen diyelim ki dükkanın var. Atıyorum MediaMax'ın almışsın onları 5400 liradan. Tamam mı? Ya da 5400 değil de işte hani o marj üzerinden almışsın.
Adam diyor ki sana bunu 4800 satacağız. En azından Sony açıklayabilir. Zaten stok yok hiçbir yerde. Diyebilir yani 7500 evet, liraya. Evet, Sony diyebilir evet. Yani. Ama Sony Türkiye demiyor ya işte onlar. De yani onu. Şuna işe bir el at. Diyor ki adamlar lan zaten 8299'dan yok, yok satıyoruz diye. Sahibinden koma geri 10 bin lira. 10 binden başlıyor sahibinden koma. Onları da zaten şimdi bir şey diyemiyorum yani. Boş ver evet. Fırsatçılar. Evet arkadaşlar işte bu hafta da böyle makara kukara işte çeşitli bilgilerle, çeşitli konularla geçti. Ama güzel haberler de vardı. İşte fast var, fast değil. Fast, ESL. Bu hafta olumlu bir hafta olmuş ya baksana. Vergi düşmüş. Evet. Fast girmiş. Evet, evet güzel şeyler. Roket fırlatmışız. Süper yani. Bomba bir 2021 çok iyi başladı. Güzel başladı. İnşallah böyle devam eder diyelim. İnşallah. Haftaya yepyeni konularla buluşmak üzere. Hoşçakalın demeden önce kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağ takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.